Herkese selamlar. Ben geldim tekrardan. Bugün pazartesi 29 Nisan. Hafta sonu falan yine vlog atamadım. Ne yaptık? Bu hafta sonu abimler vardı. Cuma gecesi geldiler. Dün akşam üzeri gittiler. Yani saat 6.30 falandı. Hani biliyorsunuz artık hani benim ailemin hepsi gurbette olduğu için çok şükür abimle daha yakınız ama hani onlar sürekli gelebilecek insanlar değiller. Hani herkesin kendine göre işi var, kendine göre bir hayatı var. O yüzden böyle hani onlarla birlikte olduğum zamanlarda çok fazla böyle video falan çekemiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum bu anlamda. Dün de doğum günümdü benim. Şimdiden çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Eminim güzel dilekleriniz olacaktır. Ailece öyle keyifli vakitler geçirdik çok şükür. Sonra eve geldim işte her zamanki pazartesi hafta içi düzeni olduğu gibi. Dün bayağı bir yorgundum aslında. Bayağı böyle hani yorulmuşuz hem hafta sonu hem işte iş güç falan derken gerçekten böyle ciddi yorgun hissediyordum kendimi. Anneciğim ısındı artık ısıtmana gerek yok. Neyse şimdi yemek falan yapacağım. Sonra ütü yapmadım, ütü yapacağım. Öyle hafta içinin koşturmacasına başlamış oluyoruz yani. Birkaç alışveriş yaptım. Onu göstereceğim size ama ondan önce şimdi kafamı buraya çevirince gördüm. Beni Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir. Bu arada Instagram adresimi şuraya yazarım tekrar. Bu güzel şey benim güzeller güzeli kızımın annesine sürprizi. Yani beni nasıl duygulandırdığını anlatamam size gerçekten. Çok güzel ve çok anlamlı değil mi? Şimdi şöyleymiş. Şimdi şöyle okutturacağım size. Burada dünyadaki tek meleğimsin annem. Burada da uçup gitme kanadımdan mutlu yıllar her şeyim yazıyor. Okudukça böyle çok duygulanıyorum gerçekten. Allah onlara sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin inşallah cümlemizin evladına. İnanın ciddi çok 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 mutlu oldum. Hani asla çaktırmadı ve hani günler öncesinden gelmiş ama bunu nerelere saklamış ben görmeyeyim diye ve hani asla anlamadım. Defne bu anlamda çok güzel sürpriz yapar. Gerçekten sanırım aldığım en kıymetli hediyelerden biri olabilir. Hani ben bunu ne yapayım, nerelere saklayayım bilemedim. Gerçekten çok 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 beğendim yani. Böyle size de paylaşayım dedim. Ya çok güzel değil mi ama gerçekten? Şekilde. Hem arkasında hem önünde resimler var. Böyle döndükçe tabii ki gördüğünüz üzere çevriliyorlar. Bunu nereye koyacağımı, nasıl saklayacağımı bilmiyorum. Neyse. Hemen aldıklarımı göstereyim size. Bime bu buz kalıplarından gelmiş. Bu arkası plastik olanlardan. Aslında ben bunları bayağıdır bekliyordum. Neden bir tane aldım? Şu anda inanın hiçbir fikrim yok. Bayağıdır bekliyordum derken yani daha önce geldiğini görmüştüm. Ve hani bir dahaki gelişinde alırım diyordum. Geldi ve ben sadece bir tane almışım. Neyse yeterli olur diye düşünüyorum. Elma aldım. Bim'den 600 gram tutmuş burası. Küçük elmalardan aldım. 3-4 tane muz aldım şöyle. Sonra bir tane süt aldım. Ondan sonra 2 tane de krema aldım. Tavuk yapacağım. Bizim kasaptan yine bu efsane kahvaltılık sostan aldım. Gerçekten çok beğendik. Hani bahsetmiştim ya çok övdü. Hani umarım güzeldir falan diye.
Gerçekten çok lezzetliydi, çok beğendik. O yüzden bir tane daha aldım. Sonra yine şöyle bir kilo kadar, bir kilo kadar değil, bir kilo, evet, bir kilo ızgara tavalık kestirdim. Biz bundan yapıyoruz diye söylemiştim öncesinde. 31 lira tutmuş bu da. Böyle işte aldıklarım bu kadar. Çok fazla bir şey almadım diyecektim ki şunu gördüm. Bir tane de şundan aldım. Bu Bimin, bu kahvaltılık gevreği diye geçiyor ama ben bunu bu şekilde içine süt katmadan direkt böyle kıtır kıtır yemeyi çok seviyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Böyle ofiste, aralığında falan bir şeyler. Hani böyle çok acıktığım zaman sağlıklı bir atıştırmalık olsun diye. Böyle işte. Aslında çok aç değilim. Çünkü bugün de ofiste doğum günüm kutlandı. Artık hani bu şey değil, böyle sürpriz olmuyor. Yıllardır, hani 12 yıldır kutlanıyor yani. Herkesinki de kutlanıyor tabii ki. Ve saat böyle 5.30 falan gibi, çıkışa yakın saatte kutluyoruz. 5.30 falan gibi işte hani bir dilime yakın pasta yedim. Çok böyle keklerini yiyemedim. Çünkü ben çok, yani yaş pasta çok sevmem zaten. Ama böyle o beni baydı, hani o kreması falan. Ama tabii ki mecbur, evde yemek yok, yemek yapılacak. öyle işte. Yaparız birlikte, yine görüşürüz. Şöyle pişirelim. Şöyle pişirelim. Bugünkü menümü gösterecektim ki Çınar tabağımı mahvetti. Tun peynirli makarna ve köri soslu kremalı tavuk. Çınar çok seviyor makarnayı, her çocuk gibi. Çınar merhaba der misin? Ya kıyamam annem, hepsini döktün. Yavaş oğlum.
Herkese günaydın. Görüntüm ve sesim için hepinizden özür diliyorum. Perşembe bugün günlerden ve feci hastayım. Ofise gitmedim. Dün 1 Mayıs'ta tatildik. Böyle gördüğünüz gibi buramda bir şişlik ve boğazımda acayip bir batma vardı. Hani ben tamamen boğaz diye düşünerek işte evde pastil aldım. Sonra işte boğaz fısfısım vardı, onu sıktım falan ama hani asla etki etmedi. Sonra direndim ve en sonunda hastaneye gittik. Lenf bezlerim iltihaplanmış. Yani buradaki yanağıma bile dokunamıyorum. O kadar bir acı olamaz yani. Kulağım, beynim böyle patlayacak gibi. Neyse. Biraz hastane müdahale edildi işte. İğne, serum falan. Antibiyotik verdiler. Ama böyle ciddi zorlanıyorum yani. Şimdi bir saat falan oldu uyandım. Çınar Bey hala uyuyor. Patates yaptım ona. Çok seviyor patatesi. Bu aralar Çınar'ın iştahı çok sıkıntılı. Gerçekten hiçbir şey yemiyor doğru düzgün. Hani patates, yumurta haşlıyorum yemiyor. Patatesi tek başına yiyor. Hani belki bu şekilde patates, yumurta ve peynir üçlemesini birlikte yer diye düşünerek. Bakalım şimdi uyandıracağım onu. Çay demledim. Ben ne kadar yiyebilirim bilmiyorum. Böyle bir şeyler içip sanki buradaki böyle bir gıdıklanma gibi bir şey var yani. Böyle batıyor ve gerçekten çok rahatsız ediyor. İnşallah işte birazcık çay falan böyle yumuşatmaya çalışacağım. Sesim zaten az çıktığını söylüyorsunuz. Şu an videoda nasıl duyuluyor hiç bilmiyorum. Umarım bir sıkıntı yoktur. O zaman biz kahvaltımızı yapalım. Yine görüşürüz. Günaydın bir tanem. Günaydın. Aşkım. Çınar. Anneciğim. Ya yerim ben seni. Aşkım. Sana patates yaptım aşkım. Aşkım. Patates yaptım sana. Yerim ben seni anneciğim. Aşkım. Oy. Çınar söyle. Söyle. Ağzını yerim seni. Ya da da. Söyle. Çınar söyle. Saat 11.30 yaptım, geldim yine. Bütün gün yine sürekli yattım ve elime telefonu alamadım malumunuz. Duşa falan girdim belki biraz rahatlarım diye ama yok yani ciddi kulağım, buram öyle bir zonkluyor ki. Yani geçecek inşallah. Hani antibiyotiği bugün ikinci gün daha yani yarın biraz daha toparlarım diye düşünüyorum. İnşallah toparlarım yani. Olabildiğince az konuşuyorum çünkü konuştukça buram o kadar acıyor ki. Hakan diyor ki alışkın değilim diyor, ne olursun. Ne olursun konuş diyor. Dedim ki çok dua ettin galiba az konuş diye. Şu an konuşacak fırsatım olmuyor yani. Babasıyla Çınar içeride oynuyorlar. Çınar'ı bir yıkadım bugün.
Defne'nin okul saatinde bir krep yaptım. Onun dışında kayınvalidem çorba yapıp getirdi, sağ olsun. Başka hiçbir şey yapamadım. Gerçekten hani o kadar bir zonklama var ki. Hani ben böyle hasta olup çok yatma, hani yatan bir insan değilim gerçekten, kötüyse durumum. Kalkamıyorum yataktan. Yani enteresan, böyle vücudumda çok fazla bir kırgınlığım yok ama hani buradaki zonklama kesinlikle, böyle kafamı bir yere dayamam lazım yani. Öyle dayadığım zaman o zonklama gidiyor. Şu an duştan sonra falan birazcık daha iyiyim sanki. O yüzden şu an oturabilir pozisyondayım yani. Çınar'ı uyuturum birazdan. Sonra yarın malumunuz iş. Neyse ki cuma günü ve tatil, ondan sonra da çarşamba günü zaten tatildik, 1 Mayıs'tı. Çarşamba günü oldum zaten. Yani salı günü başladı. Çarşamba sabahı doktora gittim. Bugün de perşembe zaten. Yani aslında öncelerinde de böyle parça parça çektiklerim vardı. Yani şu an zaten eklediysem onları da izlediniz. Ama ekler miyim bilmiyorum. Hani böyle çok da böyle parça parça, hani çok hoş olmuyor diye düşünüyorum. En azından bayağıdır video yüklemiyorum. Birbirimizden haberimiz olsun diye. Artık bu video ne kadar olursa yükleyeceğim. Dediğim gibi öncekileri de yüklersem zaten izlemiş olacaksınız. Böyle işte, inşallah bir an önce iyileşip böyle normal bir şekilde karşınıza gelmek istiyorum. O zaman bu kadar olsun benden. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım sesimi duyabilmişsinizdir. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.